Sayın izleyiciler, halkın sesini bugün de Adana Karataş ilçesinde Tuz Kuyusu Mahallesi Muhtarımız Cumali Akgöz ile kamuoyuna duyuracağız. Sokakların durumunu görüyorsunuz. Muhtarım 31 Mart 2019 günü yapılan mali idare seçimlere birinci dönem muhtar seçildi. Doğru mu? Evet. Altyapı kanalizasyon yok. Vatandaş kendi imkanlarıyla yapmış. Ancak yine de ne yapıyor? Sokağa akıyor sayın izleyiciler. Görüyorsunuz. Her yer pislik içerisinde. Müracaat ettiniz muhtar. Muhtar seçildikten sonra. Tamam, müracaat etmedik. Evet. Belediyemiz biraz müsaade istedik. Böyle yapmayalım. Yani evet. Yeni olduğundan dolayı. Evet. Biz de gidip herhangi bir müracaatta bulunmadık daha. Müsaade istedi Zeydan Karala sayınca evet. Çünkü Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı borç ile devraldı. Doğru. O nedenle 3-4 ay toparlanması için, hizmetin başlaması için müsaade istedi halktan ve muhtarlarımızdan. Çünkü muhtarlarımız hizmeti nereden alıyor? İlçe ve Büyükşehir Belediyesi'nden alıyor. Evet. Doğru efendim? Evet. İki belediye başkanlığında borç ile devraldığını öğrendik arkadaşlar. Evet. Ancak halk sağlığını, toplum sağlığını ilgilendirdiği için bu pislikler mutlaka biz öncelikle önem verilmesini istiyoruz. Yani canım, en önemli sorun halk sağlığı arkadaşlar. Az önce gösterdik orada çocuk parkının orada toz toprak içerisinde resmen toz, doğru mu efendim? Doğru doğru. Evet. Başımıza yani şey insanların ciğerlerine gittiğinde ne olacak? Çocuklar hasta olacak. Allah evet. Göstermeyi. Onun için biz mutlaka oranın da yapılmasını istiyoruz. Sokaklarda nasıl merkezlerde belediyenin görevlileri varsa her mahalleye bir tane görevli verilmesini istiyoruz. Aynen, mahallede yaşayan. Biz, doğru mu efendim? Biz mahallelerimiz evet. Pırıl pırıl olsun arkadaşlar. Diyorlar. Gösterdin mi orayı Nazlı? Evet. Yani görüyorsunuz arkadaşlar. Yani insan baktığında bile ne oluyor? Köyümüzün daha son. Yani mahalle diyelim de daha doğrusu köy mahallemizin çok pis. Ha gördüğümüz gözlerimizden gördüğümüz. Evet. Köy konağı mutluluk odası var mı efendim? Hayır efendim. O da yok. Taziyevi. Hayır olur yok. Yok gençlerin oynayacağı futbol, voleybol, basketbol yok. Sahası. Hiçbir şey yok. Okulu da açık galiba eğitim var. İlkokul eğitim var. Nüfus ne kadar mutlar? Bizim nüfusumuz 60 hane. 60 hane? Evet. 200 küsür. 200, 250 civarında nüfus var sayın izleyiciler. Ancak işte burası Tuzla'ya yakın. Burada 18 tane fare mahalle köy var. Evet. Tuz, Karataş, Yüzbaşı mahallesinin oradan girdik arkadaşlar. Ben böyle daha görmedim. Karşıdan belki en az 30 tane araç geldi. Toz duman içerisinde toz yol gözüküyor. Evet şu kanal boyu. Bir de kanal boyunuz evet, varmış. Yalap, yani bizim Tarsus'a giden doğru mu efendim? Tarsus'a giden bir de Adana'ya giden yolumuz Adana'ya var. Adana'ya giden var. Genellikle bizim köyümüz hep orayı kullanıyor. Bu kanal boyunu kullanıyor. Evet evet Zeydan Bey de geldi seçim o zamanı. Yoluna. O yolda gördü söz verdi. O yolu yapacağım dedi. He. Hala yapılmadı. Zeydan Başkan'a güveniyorum ben araştırmacı gazeteci var sayın izleyiciler. Çünkü Seyhan Belediye Başkanı iken de ne yaptı? Muhtarlara sahip çıktı. Onu belirteyim. Evet. Muhtarlara bilgisayar verdi. Kıptasiye yardımı yaptı. İnternet yardımı yaptı. Şimdi de inşallah Adana'nın tamamına ne yapacak? Hizmet yapacak. İnşallah. Geçen Zeydan Başkan'ın demiş ki ya beni hususi bu yoldan mı getirdiniz demiş bozuk diye. Evet evet. O demiş evet. Ki efendim bizim başka ulaşım yolumuz yok. Evet. Bu yolumuz var. Onun için biz diyoruz ki başkanımıza Adana'da bir mahallenin yolu eğer asfalt yapılacaksa sıcak asfalt o Tuzla grup yolu olmalı diyorum arkadaşlar. Çünkü burada 18 fare ne var mahalleye dönüşen kırsal mahalle var arkadaşlar. Evet. Köyler var. Mahalleye dönüşen kırsal köylerimiz var. Mutlaka bu yol bu dönem yapılmalı arkadaşlar. Diyoruz ve muhtarımıza da Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi aracılığıyla sesini duyurduğu için gazetemizin yayın hayatına devam etmesi için gazetemizi de desteklediği için teşekkür ediyoruz. Bir de bizim evet, köyümüzün buyurun. İçinde ana yol geçiyor. Ana yol geçiyor. İşlek bir yer. İşlek yani. Yol. Merkezi bir köy. Merkezi bir yol. Bir de Levhaya değişilmesini kabul ediyoruz. Biz bunu yani nasıl istiyoruz, ne diyoruz? Çevre yolu. Çevre yolu da direkt bir şey giriyor. Şey istiyor, kasis istiyoruz. Kasis, evet. Ha. Plastik kasis istiyor arkadaşım. Evet, onu diyorum. Çünkü az önce ben de yaklaşık bir saattir muhtarımızı bekliyoruz. Muhtarımız söyledi dedi tarlada çalışıyoruz. Doğru mu? Evet, İşler lisesiyle geldi onu da belirtelim. Ağır tonaj vasıtalar buradan geçiyor. Evet. Allah göstermesin bir çocuğumuza çarpmadı. Oldu iki tane de kaza oldu çocuklara evet. Çarptı. İstenmeyen evet. Bir olay meydana gelmemesi için bu ana yol üzerine 6 tane plastik kasis istiyor muhtarımız. İstiyoruz. Onu da Zeydan Başkanımızdan rica ediyorum. Bu fazla bir ücret tutmaz. Bunu en kısa sürede acil olarak yapılmasını istiyoruz. Evet yapmazsa biz kendi imkanımızla yapacağız ama o da karayollarından dolayı herhalde yasakmış. Yok onu Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Evet, belediye yapıyor. Bunlar evet. Belediye yapıyor arkadaşlar. Çünkü devlet biz imkanlarını onu, artık evet. Belediyelerimiz kullanıyor. Çünkü belediyelerimize her ay İller Bankası'nın ne geliyor? Ödenek geliyor arkadaşlar. Doğru. Artık tüm şehir olan yerlerde hizmetleri Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıkları yapıyor diyoruz. Tüm kamuoyunda bilgilendiriyoruz araştırmacı gazeteci olarak. Tekrar muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.